Evet sevgili seyircilerimiz, eski Arjantinli yıldız futbolcu Diego Maradona. Bu eski oyuncuyu hepiniz tanıyorsunuz. Biz de bu hafta seçtiğimiz konu Maradona'nın hayatı ve özellikle futbolu hayatı nasıl başladı? Bu röportajı bizim için hazırlayan muhabirimiz Ahmet Salih'i hep beraber izleyelim. 2 Dünya Kupası açılışında Çika'ya karşı oynayan Maradona beklenmedik şekilde kötü bir başlangıç yaptı. Karşılaşmayı izleyen Barça taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı. 2 sezon Barça forması giyen Maradona, hastalık ve sakatlıklar dolayısıyla bekleneni tam anlamıyla veremedi. Maradona kendisini 1978 Dünya Kupası kadrosuna almayan Benetton takımının başına gelmesiyle Barcelona'dan ayrıldı. İtalya'nın Napoli takımıyla sözleşme imzalayan Maradona için altın yıllar başlıyordu. Napoli formasıyla iki şampiyonluk yaşayan Maradona, 1986'da Dünya Kupası'nın da yıldızıydı. Arjantin'in Dünya Kupası'nın sahibi olurken çeyrek finalde Maradona'nın İngiltere ağlarına eliyle gönderdiği gol üstünden uzun yıllar tartışıldı. Büyük tepki alan Maradona ise topa değen elini Tanrı'nın eli olarak tanımlamaktan çekinmemişti. 1990 Dünya Kupası'nda da takımını finale taşıyan Maradona, Almanya'ya penaltı golüyle teslim oluyordu. Bu belki de Maradona'nın yükselen kariyerinin tersine döndüğü andı. 1991 yılında bir İtalya lig maçı sonrası rutin bir doping kontrolünde kokain kullandığı ortaya çıkan Maradona, Arjantin'e dönüşünde de polis tarafından uyuşturucu bulundurduğu ile gözaltına alınıyordu. Gözaltı günlerinin ardından evinin önünde bekleyen basın mensuplarına saldıran Maradona artık çalışmalarından çok olaylarıyla manşetlerden düşmüyordu. Bu olaydan sonra Maradona'nın bittiğini düşünenler yanılmıştı. 1993 yılında İspanya'da bu kez Sevilla'ya dönen Maradona 1994 Dünya Kupası için yine idealdi. Ancak 94 Amerika Maradona için beklenmedik şekilde kısa sürdü. Yasak madde kullandığı tespit edilen Maradona şampiyonadan men edildi ve 15 ay ceza aldı. 15 aylık süre zarfında Deportivo Maldonado ve Racing Club'da teknik direktörlük yapan Maradona cezasının bitmesiyle 1995 yılında yuvam dediği Boca Juniors'a oyuncu olarak döndü. 2 sezon Boca'da oynayan Maradona, kariyerini kemiren kokain alışkanlığından kurtulamayınca 37 yaşında aktif futboldan koptu. Futbolu bıraktıktan sonra sağlık problemleri yaşayan Maradona, uyuşturucuya bağlı olarak kalbinden geçirdiği rahatsızlığın ardından Küba'da 22 aylık bir tedavi gördü. Tedavinin ardından bir trafik kazası geçiren Maradona, dizinden ufak bir operasyon geçirdi. Bu kadar çalkantılı bir hayata rağmen Maradona 2000'de FIFA tarafından Pele ile birlikte 100 yılın futbolcusu seçildi. 11 Aralık 2000'de yapılan bir tören ödülünü aldı. Fakat törende kendi ödülünü aldıktan hemen sonra Pele'nin ödül almasını beklemeden salonu terk etti. Nitekim bir gün sonra yaptığı açıklamada "Kendi bedenime karşı saygısız olsam da işime devamlı saygılıyımdır. Bu yüzden de dünyanın en iyisi benim" diyerek bütün spor kamuoyunun beklediği açıklamayı yapmıştı.